İstanbul Tuzla'da eli silahlı bir şehir eşkıyası bir kahvehaneyi bastı. Öfkeliydi ve hedefinde iş yeri sahibi vardı ama ateş ederken içeridekilerin varlığını umursamadı bile ve onlardan birini iki çocuk babası Halil Elmas'ı vurdu. Elmas ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Oruç iftardan sonra geliyor, bir çay içmeye gelirken canından oluyor. Ambulanslara. 4 tane kurşun alıyor. Rahmet oluyor. İstanbul Tuzla'da bir şehir eşkıyası elinde silah kıraathaneyi basıp etrafa böyle kurşun yağdırdı. İftardan sonra kahveye giden Halil Elmas o serseri kurşunların hedefi oldu, hayatını kaybetti. Kahveciyle herhalde tartışmış. Ondan sonra gidip alkolü almış, gelmiş, taramış, çıkmış gitmiş. Kahvede olay çıkıyor. İki taraf arasında bir münakaşa var. Mahallenin iddiasına göre silahlı saldırganla kıraathane sahibi arasında husumet vardı. Saldırgan cuma akşamı da o konuyu konuşmak için dükkana gitmişti. Saldırgan kıraathanedeki o tartışmanın ardından dışarıya çıktı ama öfkesini alamamıştı. Dışarıda kendisini bekleyen araca bindikten sonra silahına sarıldı ve bu kez kıraathaneye doğru rastgele etrafa ateş açmaya başladı. O olay anında o da dışarı çıkmış bulunuyor. Serseri kurşun diyelim. 40 yaşındaki iki çocuk babası Halil Elmas saldırının ardından aracına binip hastaneye gitti. Talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Saldırgana gelince aynı mahalleden tanıdık biriydi. Bir çay içmeye gelirken canından oluyor. Kör kurşuna gidiyor yani bedavadan. Mahallenin iddiasına göre saldırganın tek husumeti bu değildi. Bundan sadece 4 ay önce de yine aynı caddedeki diğer kıraathaneyi silahla taramıştı. Ve o saldırıda da yine 4 kişi yaralanmıştı. 2 tane benim bacağıma geldi. Bir arkadaşı dalağından aldı. Polis sabıkası bir hayli kabarık olan silahlı saldırganın peşinde. Bunlar kokain esrar kullanıyorlar. Bu bölgede kokain esrar satıyorlar. Tuzla'nın Aydınlı mahallesinde ardı ardına yaşanan bu olaylar artık mahalleliyi de tedirgin ediyor. Olayın ardından katil zanlısı kaçtı. Şimdi ekipler onu arıyor ama mahalleli de bu olayların bir an önce bitmesini istiyor.